Merhaba Kayıp Nokta'da, bugünkü konumuz Dünya'nın en yalnız adamı Michael Collins'in hayatını anlatmak, Collins Apollo 11 görevi sırasında Ay modülü pilotu olarak görev yapan ve Ay yüzeyine iniş yapan Neil Armstrong ile Buzz Aldrin'in aksine. Ay yörüngesinde kalarak Dünya'nın en yalnız adamı olarak anılan Amerikalı astronottur. 31 Ekim 1930'da İtalya'nın Roma kentinde doğan Collins, 28 Nisan 2021'de hayatını kaybetmiştir. İşte Michael Collins hakkında detaylı bilgiler. Bir erken yaşamı ve kariyeri. Michael Collins asker bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi ve çocukluğunu farklı ülkelerde geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra West Point Askeri Akademisi'ne girdi ve 1952 yılında mezun oldu. Hava kuvvetlerine katılarak pilot oldu ve test pilotu olarak çalıştı. 1963 yılında NASA'nın astronot programına seçildi. Ki NASA kariyeri Collins NASA'da Gemini ve Apollo programlarında görev aldı. İlk uzay görevini Gemini 10 misyonunda gerçekleştirdi. Bu görev sırasında uzayda yürüyüş yaptı ve iki farklı uzay aracına kenetlenme deneyimi kazandı. Ancak Collins asıl ününü Apollo 11 görevi sırasında kazandı. 16 Temmuz 1969'da fırlatılan Apollo 11, insanlığın aya ilk kez ayak basmasını sağlayan tarihi bir görevdi. Collins bu görevde komuta modülü pilotu olarak görev yaptı ve ay yörüngesinde kalarak Armstrong ve Aldrin'in ay yüzeyine inişini destekledi. Bu süreçte Collins, ayın arka tarafında kaldığı zamanlarda dünya ile iletişim kesildiği için en yalnız insan olarak anıldı. Ancak kendisi bu durumu yalnızlık olarak değil, derin bir huzur ve memnuniyet olarak nitelendirdi. 3. Apollo 11 sonrası. Apollo 11 görevinin başarıyla tamamlanmasının ardından Collins NASA'dan ayrıldı ve çeşitli devlet kurumlarında çalıştı. 1971 ile 1978 yılları arasında Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nin direktörlüğünü yaptı daha sonra özel sektörde çalışmalarına devam etti. 4. Kişisel yaşamı ve mirası Michael Collins, hayatı boyunca uzay keşfinin önemini vurgulayan ve insanlığın evreni anlama çabasını destekleyen bir figür oldu. Ateşi Taşımak adlı otobiyografisi, uzay macerasını ve kişisel deneyimlerini anlatan önemli bir eser olarak kabul edilir. Collins, Apollo 10, birin 50. yıl dönümünde yaptığı açıklamalarda, Ay'a ayak basan Armstrong ve Aldrin kadar olmasa da kendi rolünün de büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca insanlığın Mars'a gitme hedefini desteklediğini belirtti. 5. hayatını kaybetmesi. Michael Collins 28 Nisan 2021'de kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından NASA ve dünya genelinde birçok kişi tarafından saygıyla anıldı. Collins uzay keşfi tarihinde önemli bir iz bırakmış ve insanlığın evreni keşfetme macerasında önemli bir rol oynamıştır. 6 ilginç bilgiler. Collins, ay yörüngesinde tek başına kaldığı süre boyunca dünyanın uzaydan görüntüsünü izleme fırsatı buldu ve bu deneyimi muhteşem olarak nitelendirdi. Apollo 11 görevi sırasında Collins, ay modülünün dünyaya güvenli bir şekilde dönmesini sağlayacak tek kişiydi. Eğer Armstrong ve Aldrin ay'dan kalkışta sorun yaşasaydı Collins onları kurtarmak için tek başına hareket etmek zorunda kalacaktı. Collins, uzay görevlerinde kullanılan teknolojinin sınırlarını zorlayan bir test pilotu olarak da tanınır. Michael Collins, uzay tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak hatırlanmaya devam edecektir. Bu videomuzu beğendiyseniz, destek olmak için kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.